Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki gündemdeki bir numaralı madde Pendik Spor'la oynanacak karşılaşma. Karagümrük maçını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş 2'de 2 yapmak için Pendik karşısına çıkacak. Maçla ilgili çok fazla cümleler kurmak, çok anlamlı sözler söylemek mümkün değil. Çünkü Beşiktaş'la Pendik'i yan yana koyduğumuz zaman Beşiktaş'ın çok ağır bastığını söyleyebiliriz. Hatta bugün canlı yayın bağlantısında da söylemiştim. Eğer Beşiktaş erken bir gol bulursa farka gidebileceği bir maç olur diye düşünüyorum. Çünkü Pendik Spor henüz daha bu lige alışma devresinde, o devrede olduğunu da çok net bir şekilde Hatay Spor'a karşı 5-1 kaybettiği, evinde kaybettiği maçla gösterdi aslında. Beşiktaş'ın da özellikle söylüyorum, ilk golü çabuk atarsa farklı kazanabileceği bir maç olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu maçla ilgili genel olarak bazı cümleler söylemem gerekiyor diye söyledim. Ama söylediğim gibi burada ekleyeceğim bir tek şey var. Gezal ve Kolay'ın sakatlığı nedeniyle olmayacağı konusunu bir söyleyelim. Bu iki oyuncu olmayacak. İdeal kadro dediğimiz, zaten Beşiktaş'ın bir ideal kadrosu var. O kadro oynuyor. Onunla ilgili de fazla cümle kurmak istemiyorum. Talişka konusunda söyleyeceklerim var. Evet, bu Talişka diyorsunuz. Emre Koca daha da çıktı, imkansız dedi diyebilirsiniz. Ama bir sürpriz gelişme olduğu haberleri yayılıyor Suudi Arabistan basınından. Şimdi ben önce isterseniz şu Talişka meselesinden başlayayım. Ama Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için önemli ve yorumlarınızı da bekliyoruz diyelim. Talişka konusunda bir soru işareti var. Talişka El Nasr'da kadro dışı mı kaldı sorusunun yanıtını aramaya çalıştım. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi Luis Castro'nun basına göre, öyle söyleyelim, Luis Castro'nun Talişka'yı kadro dışı bıraktığı bilgisi var. Nereden sonra kadro dışı bıraktı bilgisi var, onu söyleyelim. Bu Suudi Arabistan basınının iddiası, onu özellikle tekrar söyleyelim. Cuma günü yani ayın 18'inde, bundan 2 gün önce El Nasr El Tayvum'la bir maç oynadı ve o maçta 2-0 mağlup oldu ve mağlup olduğu maçta oynayan kadrosunun ön alanı Ronaldo, Sadio Mane, Brozovic, Talişkalı bir kadroyla 2-0 kaybetti. Onu da söyleyelim, Flavio oynuyor o El Tayvum takımında da. Şimdi o maçın sonrasında Suudi Arabistan basınına göre Talişka kadro dışı bırakıldı Luis Castro tarafından. Tabii net bir şekilde doğrulayabilme imkanımız yok. Biraz bize de uzak bir coğrafya, o açıdan bakıyoruz. Ama eğer böyle olduysa oyuncunun başka bir yere doğru yönelmesi söz konusu. Ama Emre Koca'dan sözleri de çarpıcı. Diyor ki 3 misli fiyat istiyor. Şimdi kadro dışı bıraktığınız zaman 3 misli fiyat isteyemezsiniz. Eğer bir talip varsa, siz ona sahip çıkıyorsanız belki rakamı yüksek tutabilirsiniz. O manada baktığımda benim gözlemleyebildiğim kadarıyla durum şöyle. Talişka konusunda bir belirsizlik var. Eğer Talişka kadro dışı kaldıysa Beşiktaş'ın işine yarar bu durum diye söyleyeyim. Oradan devam edeyim. Şimdi Şenol Güneş, biliyorsunuz, çoğu maçta Necip'i oynatıyor ve Beşiktaş'ta tüm maçlarını kazandığını da söyleyelim. Necip'i oynatıyor ve oraya bir stoper istiyor. Gelen bilgiler ne kadar doğrudur net bir şekilde vurgulayamam ama Amartey'nin performansından çok fazla memnun olmadığı doğrultusunda, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Oraya bir lider stoper arayışı içerisinde olduğu bilgisini sizlerle paylaşayım. Bir lider stoper arıyor ki Sergio Ramos ismi de böyle gündeme gelmişti. Şimdi onu aratmayacak bir isim gündemde şu anda, onu özellikle söyleyelim. Öncelikle bugün hep bu haberleri verirken size kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde de veriyoruz. Yani gazetelere yansıyan haberleri bizim topladığımız istihbaratla buluşturuyoruz. Trabzonspor'un da talip olduğu Jean-Charles Castelletto isminden bahsedelim. Kamerunlu stoperi, stoper için Beşiktaş'ın da devreye girdiği bilgisi var. Ama şunu özellikle söyleyeyim, tabii bundan daha önemli bir lider stoper arıyor demiştik.
Zaten Şenol Hoca'nın istediği stoperin de Davinson Sanchez olduğunu vurgulayalım. Davinson Sanchez Tottenham'ın oyuncusu, 27 yaşında Kolombiyalı ama rakamları çok yüksek oyuncunun. Onun için de olma ihtimalini çok yüksek göremiyor genelde Beşiktaş. Onun için başka bir isim üzerinden yürümeye çalışıyor. Bu arada sürpriz bir şekilde bir sağ kanat oyuncusu da gündeme geldi. Nicola Pepe ile ilgili gelişmeler devam ederken ondan da bahsedeceğim. Hemen söyleyeyim, şöyle bir durum var. Davinson Sanchez'deki rakam yüksek. Onun tabii ki o değerli bir oyuncu. Onun yerine sürpriz bir isim dediğim ismi sizlerle paylaşacağım. Leandro Bonucci. Yani Bonucci için yani söyleyecek fazla bir şey yok. Gerçekten 36 yaşında, Sergio Ramos da 37 yaşında biliyorsunuz. Kadrodan, Juventus'un kadrosundan çıkartıldı ve geçen sene 26 maçta 2 golle oynamıştı. Sağ ayaklı bir stoper. Tam da Şenol Güneş'in istediği gibi 1.90 boyunda ve gerçekten yani kadrodan çıkartılması şey anlamına da geliyor. Yani hani gidebilirsin anlamına da geliyor. Ve oyuncu şu anda bir ikilemde. Ya futbolu bırakmayı düşünecek, yani kariyerini sonlandıracak, ya da en az bir yıl daha bir takımda oynayacak. Bu manada bir lider stoper olarak da Beşiktaş için gerçekten önemli bir seçenek olacaktır diye düşünüyoruz Leandro Bonucci'yi. Hani ismi bile gerçekten çok çok önemli bir oyuncu, öyle söyleyebiliriz. Ben hani Beşiktaş Sergio Ramos'u maliyeti nedeniyle alamıyorsa, o zaman Bonucci'yi almasının yerinde ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü lider bir stoper arıyorsanız bu manada çok önemli bir isim olduğundan bahsedebiliriz. Onu özellikle söyleyelim ve şöyle devam edelim. Şöyle bir beklenmedik bir durum var Beşiktaş'ta. Hani beklenmedik diyorum. Çünkü Gezal konusu gerçekten de çok büyük bir sıkıntı oluşturdu Beşiktaş'ta. Milot Rashica geldi ama o bölgeye bir oyuncu transferini daha düşünüyor Beşiktaş. İşte o manada Nicola Pepe ismi çok öndeydi. Hepiniz biliyorsunuz Nicola Pepe ile ilgili gelişmeleri. Arteta onu, yani Arsenal teknik direktörü düşünmüyor. Ve 28 yaşındaki oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor. Ayrıca hatta Beşiktaş'tan gelen teklife de sıcak bakıyor. Sadece Beşiktaş şunu söylemişti. Biz bekleyeceğiz. Neden bekleyeceğiz? Sen Arsenal'le bağlantını koparana kadar devreye girmeyeceğiz. Ya da işte böyle hani bir takım haberler yer alacak ama bu haberler çerçevesinde hareket etmeyeceğiz dediler. Nicola Pepe de bonservisini almak için ciddi bir şekilde bir mücadele veriyor. Yani zaten bu da bir yıllık sözleşmesi olan bir oyuncu olduğu için Nicola Pepe'nin bence bonservisinin de bırakılacağını düşünenlerdenim. Ama tabii ki büyük kulüplerimiz böyle hani bir oyuncuya bağlı kalarak devam etmiyorlar. Onu da özellikle söyleyelim. Nicola Pepe olmazsa ne olacak? Yani sağ tarafa bir alternatif olmayacak mı? Yine Onur mu, Rozier ile Onur mu önlü arkalı oynayacak icap ettiğinde bu uzun maratonda diye düşünmüş olabilirler ki. İngiltere'den çok önemli bir ismi daha gündeme aldığını İngiliz basını yazdı. Kim bu isim? Mason Greenwood'dan bahsediyoruz. Manchester United'ın oyuncusu. Şimdi 21 yaşında bir oyuncu. Yani nasıl alacak derseniz yine benzer bir durum var. Nicola Pepe'deki gibi sağ kanat oyuncusu ki İngiltere milli takımında da bir kez forma giymişti. 21 yaşında serbest kalacak. Çünkü o da kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakılmasının sonucu olarak da böyle bir durumla karşı karşıya, yani Beşiktaş böyle bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatına sahip oldu diyebiliriz. Bu noktada şunu şöyle toparlayalım isterseniz uzatmadan. Beşiktaş stoper bölgesi için çalışmasını sürdürüyor. Hoca ben stoper kesinlikle istiyorum. Jean-Charles Castelletto da olabilir. Bonucci de olabilir. Yani stoper bölgesinde. Başka adaylar da var ama biz özellikle o ikisinden bahsedelim. Tabii ki Sergio Ramos konusunu Emre Koca daha olamıyor diye söylediği için başka adaylar var diyorum.
Ve sağ kanat için iki oyuncu Mason Greenwood ve Nikola Pepe konusu ön plana çıktı. Şimdi Talisca konusundaki sürpriz gelişmeyi de Beşiktaş'ın takip ettiğini söyleyebilirim. Tabii bunun dışında başka kimler takip eder onu çok net bilmiyoruz. Peki genelde soruyorsunuz Koray Günter'le ilgili gelişmeler ne? Şimdi Koray Günter olsa da olmasa da Beşiktaş bir stoper transferi daha yapmak istiyor. Çünkü Koray Günter yerli alternatifi olarak stoper bölgesine eklenecektir. Ama bir lider stoper arıyorsanız Leandro Bonucci gerçekten de iyi bir isim olacaktır. Yani en azından hani belki Sergio Ramos olmayacak ama Sergio Ramos etkisine yakın bir etki oluşturacak bir isim olacaktır. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.